Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugünkü Türkiye yolculuğumuza İstanbul Kartal'dan devam etmekteyiz. Yanımda çok değerli Mustafa Bey var. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Sonra burada vermiş olduğu hizmetleri hep birlikte öğrenelim. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1984 Samsun Alaçam doğumluyum. 16 yaşında kızım, 11 yaşında da bir tane oğlum var. Kartal'da mevcut şu an Zade Anadolu Mutfağı adı altında dükkanım var. Aynı zamanda da Pendik'te de bir şubemiz var. Sarıcayet'te de bir tane şubemiz var. Bu çatı altında hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Peki buranın kuruluş bir hikayesi var mı? Nasıl kuruldu burası? Ya kuruluş bir hikayesi derken şöyle, ben zaten tabiri caizse alaylı diye hitap ettiğimiz mutfaktan gelmeye, aşçıyım zaten kendim. Yani mutfak şefi, çoğu kurumsal firmalarda mutfak şefliği yaptım. Özel üniversitelerde aşçıbaşılık vesaire, yani temelinden zaten bu işin içindeyiz. Belli bir zaman sonra kendi işletmemi açmaya karar verdim. 8 seneden beri burada hizmet ediyoruz. Yani gayet çok güzel bir şekilde devam ediyoruz yani şu anda. Çok güzel. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Burada vermiş olduğumuz hizmetler şöyle bir şey. Türk Osmanlı Mutfağı adı altında tezgahımızı düzenliyoruz. Zaten hani görüntülerde de gördüğünüz gibi zengin bir tezgahımız var. Türk Osmanlı mutfağından işte et yemeklerimiz, ana yemeklerimiz, sebze yemeklerimiz. Bundan ziyade bizim hani buradaki en büyük özelliğimiz de dünya mutfağını sulu yemeğe lanse ediyoruz. Yani tezgahımızda sunuyoruz. Bu da müşterilerden talep alıyor. Yani hani bizde öyle 3-5 çeşit bir yemek yok. Yani sadece tezgahımızda 20 çeşit ana yemeğimiz oluyor. Bunun içinde işte sebze yemekleri, bakliyat yemekleri, et yemekleri vesaire birçok ürün sunuyoruz müşterilerimize. Menümüz aslında geniş oldu. Menümüz geniş yani. Evet. Peki yani paket servisiniz var mı? Paket servisimiz var. Çevre yani bu Kartal, Maltepe, Pendik civarlarına paket servisimiz var. Aynı zamanda da anlaşmalı olduğumuz müşterilerimize, ofislere, iş yerlerine servis de yapıyoruz yani. Butik yetenek diyelim yani. Şimdi gıda sektöründesiniz, biliyorsunuz ki gıda denince aklına hijyen geliyor. Hijyen geliyor. Peki hijyende neler yapıyorsunuz? Hijyende neler yapıyoruz? Öncelikle personelimizin HACCP gıda güvenliği bütün belgelerini alıyoruz. Hijyen belgelerini alıyoruz. Yani bunları istiyoruz yani personellerimizden belli bir süre içerisinde. Akabinde işte ilaçlarımızı 15 günde bir düzenli bir şekilde ilaçlarımızı yaptırıyoruz. Bacı temizliğimizi yaptırıyoruz. Yani bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Yemeklerimiz günlük olarak mı çıkıyor? Yemeklerimiz günlük olarak çıkıyor. Saat 6.30 itibariyle çorbalarımızdan başlıyoruz. Saat 11'e kadar tezgahımızı güzel bir şekilde diziyoruz. Günlük taze ürünler kullanıyoruz. Zaten müşterilerimiz de bunu biliyorlar. Yani bizim hani buradaki en büyük özelliklerimizden birisi de tezgahtaki yemeğimizi paket servis olarak gönderiyoruz. Yani hani ekstradan önceden hazırlanmış bir üretimden değil. Yani tezgahta ne çıkıyorsa o yemeği paket servisine gönderiyoruz. Peki iş yerlerinizde de yemek servisiniz var mı? Var. İş yerlerinde de ofislere yani ya müferit olarak, tek olarak, grup olarak yani anlaşmalar yapıyoruz. Çok güzel. Kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Kaç kişiden? Şu an için 12 personelle hizmet veriyoruz. Mutfak ve salon elemanımız, tezgah elemanı olmak üzere 12 personelle hizmet veriyoruz. Kuryelerimize dahil yani 12 personel. Buranın gece döneri de meşhur. Gece döneri de evet. Gece döneri bu aralar biliyorsunuz revaçta. Gece dönerine de zaten et bizim işimiz. Gece dönerine de el attık.
diyelim. Yani çünkü bunu, bu işi bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Normalde döner, yani bizim et bizim işimiz. Gece dönerlerine de başladık. Açılışımızı yaptık. Şu anda da gayet de güzel gidiyor. Çok güzel. Peki kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Kaliteyi kullandığımız ürünler üzerinden. Yani bu etinden olur, tavuğundan olur, sebze meyvesinden olur, toptancısından olur. Yani bilinir, güvenilir firmalarla, yani sirkülasyonu çok olan firmalarla çalışıyoruz. Pendik'te de yerleriniz var. Evet, Pendik'te de, Pendik merkezde minibüs duraklarının orada Zericmal AVM var. Onun en alt katında yine bir Zade Anadolu mutfağı var. Orası da yine günlük olarak tezgah yemeklerimiz çıkıyor orada. Et yemekleri, sebze yemekleri, bakliyat yemekleri. Oranın da güzel bir müşteri portföyü var. Orada aynı zamanda da alakar servisimiz, yani ızgara çeşitlerimiz, tavuk sos, tavuk çeşitlerimiz, hamburger çeşitlerimiz, salata çeşitlerimiz, makarna çeşitlerimiz. Orada güzel de bir menümüz var. Hizmet veriyoruz. Talep de görüyor. Seviyorlar da bizi. Orayla da evet ben ilgileniyorum. Zor orada olmuyor yine, mu? Zor olmuyor mu derken, yani bizim işte bizim işimiz zaten yoğun bir iş. Orada arkadaşımız var yine orayı takip eden, ilgilenen ortağım ilgileniyor orayla. Ama genel olarak baktığında keyifli bir iş, yani bu işin zaten hizmet sektörü yoğun bir sektördür. Artık alıştık yani. Peki bu yemek sektöründe dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Dikkat edilmesi gereken konular, yani müşteri bazında da dikkat edilmesi gereken konular var. Tabii ki işletmecilik bakımında da dikkat edilmesi gereken konular var. Yani müşteri bakımından baktığınızda tabii ki müşterilerimiz zaten bizi tercih ediyorlar. Bizi tercih etmelerinin sebebi de kaliteli ürün, lezzet. Yani devamlı aynı lezzet, değişen bir lezzet olmaz bizde. Biz buraya aldığımız personelimizi zaten 3 ay bir eğitimden geçiriyoruz. Şubelerimize aldığımız personelimizi. 3 ay sonunda biz ona mutfağı teslim ediyoruz veya tezgahımızı teslim ediyoruz. Öyle birden şey yapmıyoruz. Yani kesinlikle bir eğitim sürecimiz var. Bizim de dikkat etmemiz gereken konulardan, yani bunlar dikkat ettiğimiz konular içerisinde bunlar var. Müşteriler de zaten müşteri dedikodusu diye bir şey vardır. Bu her zaman söylerim ben. Müşteri iyinin de dedikodusunu yapar, kötünün de yapar. Allah'a şükürler olsun ki şu anda iyi, olumlu dedikodulara maruz kalıyoruz. Yani genel olarak şu anda iyi. Hedefleriniz neler bu alanda? Hedeflerimiz neler? Ya zaten hedef olmayan bir insan benim için yani şeydir yani açıkçası. Hani bir hedefi olacak bir insanın. Hedefi olmayan bir insan hedefsiz yaşanamaz. Devamlı bir amacınız, bir gayeniz olacak. Bizim hedefimiz de şubeleşip İstanbul'un belli noktalarına, yani gerekirse Türkiye geneline büyümek istiyoruz. Ama gerçekten bir hedefim var. Ben Türkiye'de butik catering kurmak istiyorum. Yani bu bir projem de var. Yani altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Butik catering hizmeti vermek istiyoruz. Yani bugün ofislere de olsun, 7 kişilik de olsun, 8 kişilik de olsun, 100 kişilik de olsun, 1000 kişilik de olsun bir alo geldiğinde bize, biz o talebi karşılamak nihayetinde bir projemiz var. Peki siz diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdi? Diğer firmalardan ayıran özelliklerimiz kalitemiz, lezzetimiz. Ekonomik olarak da, yani ekonomi olarak da diğer restoranlardan biraz daha ekonomiyiz olarak da iyiyiz, yani fiyat olarak da iyiyiz. Çünkü biz burada menü şeklinde sunum yapıyoruz. İnsanlara tek tek yemek satmıyoruz. Yani burada hani bir menü tercih ediyor insanlar. Yanında ana yemeğini, yardımcı yemeğini, yani menü olarak veriyoruz. Bu insanlara, müşterilerimize daha bir cazip geliyor. Menü olarak verdiğimiz için. Düşük fiyat, büyük lezzet. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki sizlere nasıl iletişim sağlanabilir? Bizlere nasıl iletişim sağlanabilir? Zaten yerimiz Kartal Anadolu Adresi'nin yan yolunda, Opet Benzinci'nin hemen yanındayız. Hukukçular Tavuz
Ayvalık'tayız. Cadde üzerinde bir yerimiz var. Bize direkt dükkanımıza gelerekten misafirlerimizi ağırlayabiliriz. Aynı zamanda da Google Maps üzerinden ve Instagram hesabımızdan ulaşım sağlayabilirler. Kolaylıkla iletişim sağlayabilirler. Tabii ki, tabii ki. Yani Yemek Sepeti, Getir, Trendyol bu platformların hepsinde varız zaten. Kolayla iletişim sağlayabilirler bizden. Peki son olarak buradan değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buradan değerli izleyicilerimize lezzetlerimizi tatmalarını isteriz. Pendik bölgesinde hakimiz. Kadıköy bölgesinde Saracet'te bir şubemiz var. Kartal'da zaten dükkanımız burada. Her zaman bekleriz. Yani güler yüzden karşılanır, güler yüzden hizmet alırlar. Lezzetli bir şekilde yemeklerini yiyip karınlarını doyurup giderler. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu alanda başarılarınızın devamını dilerim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.